tane bir randevu ettik. 7 saat kaç olsa bilecek. Nasıl olursa bulacağım. Eyvallah hocam. Müsait olursam vallahi bak. Yoksa ben ararım seni telefonu. Yok yok. Bana verin. Diğer Musa Recep'in yakın geliyor. Arkam ve Suner Kırtık geliyor. Sıradaki çiftimiz yüksek alkışlarınızla Tuna Yıldırım 14 Şubat'ın son çifti. 14. çiftimiz için Kadriye Mer. Lütfen sizlerden birlikte çıktıkları hayat yolculuğunun Zeyn Diktör'ün çok mutlusunuz. Bütün salon bu ana şahitlik ediyor. O sırada sahneye istiyoruz. 14 gelin çiçek atacak. Sonra erik dalı yapacağız. Çok severek, çok isteyerek, evet! Oldu. Hayırlı olsun. Tamam istiyorsun. Sağ taraftaki çift. Kendi rızanız ve isteğinizi evlenmeye kabul ediyor musunuz? Bir ömür boyu evet. Sayın Başkanım, Kevsen Nur Baykal. Evet! Fatih Sarıca Beyefendi, Kevser Nur Baykal Hanımefendi ile kendi rızanız ve isteğiniz evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet! Evet! Mustafa, evet'i duydun değil mi? Duydum başkanım. Mustafa Kaplan Beyefendi, Hazret Yıldırım Hanımefendi ile kendi rızanız ve isteğiniz evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet! Oldu. Şimdi çiftlerimizi sol böyle buyurun. Sağ taraf çiftlerimiz. Sizleri de bir kısmınızı böyle alabilir miyim? Lütfen buyurun. Sağ taraftan bana doğru gelin. Bana bir yardım edin. O masaları geriye çekmemiz lazım. Hediyesini alana en sona geçiyor. Hemen fotoğraf çiçeği veriyoruz arkadaşım. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var diyor Sayın Başkanım. Bu akşam kahveyi yapacaksınız. Gülümseyin Sayın Başkanım. Gençlerimiz, gelinlerimiz, damatlarımız efendim bir yola çıkıyorlar, yol. Bu yol uzun bir yol, uzun ince bir yol sevgili gençler. Birazdan sizlere soracağız tabii. Bir ömrü beraber yaşayacaksınız, bir ömrü beraber paylaşacaksınız, bir ömrü beraber taşıyacaksınız. Tabii ki milletimizin temelini aile oluşturmaktadır. Milletlerin varlığı, devamı, bekası neyle mümkündür? Kurulan ve kurulacak ailelerle mümkündür. Bir nesil gidiyor, gençlerimiz evleniyor, onların yerine yeni bir nesil geliyor. Böylece milletler, devletler varlığını devam ettiriyor. Aile çok kutsal bir kurumdur sevgili gençler. Yani milletlerin, devletlerin kökü, temeli, varlığı, devamı ailedir ve aileyle mümkündür. Dolayısıyla aile değerlerini, kendi değerlerimizi, kendi kimliğimizi, kültürümüzü, milli ve manevi değerlerimizi sahiplenmeliyiz, yaşamalıyız, çocuklarımıza yaşatmalıyız. Bugün